Merhaba arkadaşlar. En son Western evimizi yapmış. Materyal tam işlemlerine gelmişti. Western evimizi görüyorsunuz. Evimizin materyallerini atamak için bazı tekstürlere ihtiyacımız var. Parmaklar için Wood 52. Bu her zaman kullandığımız CNC sıfır tekstür sitesindeki Wood 52 noktasının dosyasını yine çıkarcı bir kullanmaya gideceğiz. Evin ahşap kısmını, yani tamam ahşap olsa da dış cephesini Plans 18'den kaplamayı düşünüyoruz. 2K JPEG'den. Bize bir pencere için dosya gerekiyor. Bu penceremizi indireceğiz. Yalnız bize PNG dosyası gerekeceği için şuradan Free Download seçeneğinin üzerinden dosyamızı indirelim. Son olarak da bir kapıya ihtiyacımız vardı. Kapı olarak da bu resmi uygun bulduk. Bu resmi kullanabiliriz. Burada kapıda herhangi bir boşluk olmadığı için ve PNG dosyasına ihtiyacımız olmadığından sağ tıklayıp resmi farklı kaydet diyerek resmimizi indirebiliriz. Ben bu materyallerin hepsini sizler için indirdim. Şurada evimizin içerisinde klasörümüzde mevcut. Hepsini RAR dosyasından çıkardım. Bunun üzerinden kullanacağız. Şimdi artık bütün dosyaları indirdikten sonra materyallerimizi hazırlamaya başlayabiliriz. Şimdi materyallerimize geliyoruz. Açtık. Context menüyü seçiyoruz. Bu ilk materyal biliyorsunuz nesnemizin tamamını etkiliyordu. Ona isim verelim. Ev dış cephe. Evin tamamı evimizin dış cephesi olacak. Şimdi ardından pencerelerimize yeni bir materyal atayalım. Face Select'teyim. Bir Shift ile beraber. İki geliyorum. 3 4 yanlarda da biliyorsunuz pencerelerimiz vardı. Onları da seçiyoruz. Ve diğer yüzeyde de 4 tane. Evimizi seçtikten sonra yeni bir materyal atacağız buraya. Artı diyorum. New diyoruz. Buraya pencere isim verip enter diyorum. Bu seçili alanların bu yeni materyali etkilemesi için yani onun tanımlanması için Asin dememiz gerekiyor her zaman gibi. Yapıyorum. Seçim dışına çıktım. Kapıları seçelim. Şu bir, şu iki ve üç ve dört. Kapılarımızı seçtik. Hepsi seçilimi görüyoruz. Evet, yine artı diyoruz. Ve kapı ismini verip Enter. Sonra atsan diyorum. Son olarak parmaklıklarımı seçmem gerekiyor. Arkadaşlar burada dikkat etmenizi istediğim önemli bir husus var. Parmaklıkları biliyorsunuz bir sıkısı olan L tuşu ile seçiyordum. Ama burada L tuşu ile seçerken dikkat etmemiz gereken önemli bir nokta var ki Marksin'le kenarları ayırdığımızdan her kalasın bütün yüzeylerin seçilmesi için Edge Select'teyken bu işlemi yapmamız gerekiyor. Edge Select'teyken L ile bütün parmaklığımı teker teker seçmeye çalışıyorum. Bu işlemi yaparken unutmayın, Shift'e basılı tutmamıza gerek yok. Sadece hareket ettirirken gerekli işlemleri yapıyorum. Onun dışında sadece L'ye basmam nesneleri seçmem için yeterli oluyor. Evet. Bütün parmaklıklarımı seçtim. Şimdi yeni bir nesne atıyorum. Materyal. Ve buna da parmaklık ismini veriyorum. Ve assign diyorum. Şimdi arkadaşlar biz bu seçimleri yaptıktan sonra ufak bir kontrol yaparsak bizim için iyi olur. Şöyle söyleyelim. Dış cepheyi seçip select diyorum. Seçimlerinin neresi olduğunu yani dış cephenin nereleri etkilediğini görmeye çalışıyorum.
Ve yeterli, doğru bir seçim yaptığımızı gördükten sonra deselektif seçim dışına çıkalım. Pencereleri kontrol edelim. Bir hata var mı? Yok mu? Kontrol amaçlı yapmanızı istediğimiz bir şey. Deselekt kapı. Select dedim. İki kapımızı da seçmişiz. Deselekt parmaklık ve select dedim. Evet. Yani materyalleri ben atamaya başladığım zaman doğru bir şekilde yüklenecek. Şimdi hızlıca bütün materyallerimi atamaya başlayabilirim. Arkadaşlar zaten hızlıca bir tekstürlerimi atıyorum ben. Kolor olanları. Ben ev dış yapıyı seçtim. Base kolonu Jack'ına tıklayıp imaj tekstürü seçtim ve Open diyerek masaüstünde indirdiğim dosyadan büyütebilirsiniz dediğiniz gibi. Plus 18'in kolor olanını seçip Open imaj diyorum. Hiç beklemeden diğerine geçiyorum. Pencere için Base Color Jack'ı imaj tekstürden Open diyerek Western ev materyalleri pencereydi. Pencere materyalini seçtim. Görünmüyor. Şuradan seçmediğimiz için evler daha hızlı var. Hepsinin düzeltilmesi gerekecek. Yavaş yavaş yapacağız şimdi. Kapıyı seçtim. Jack'ına tıkladım. İmaj tekstür dedim. Ve Open diyerek Western evin içerisindeki kapı materyalini atadım. Evet, hepsinin atama şeklinin bu kötü olduğunu görüyoruz ama düzenlemelerini yapacağız direkt. Parmaklık, base color, jakı, imaj tekstür, open'dan, Western evin içerisindeki materyallerden parmaklıkların kolorunu seçtim. Evet, bütün materyallerimizi atadıktan sonra bizim evin yerleşim düzenini güzel belirlemek için UV editing'e geçmemiz gerekiyor. UV editing'e geldik. Burada da görüntüde bir ufak problem var. Look'a girelim hemen. Burada context menüye geçelim. 1'e basarak front ortografiye geçiyoruz arkadaşlar. Şuradan doğru resmini seçelim. Burada dikkat edeceğiniz bir husus, ön cephedeki bütün yüzeyleri seçmemiz gerekiyor. Pencereler, kapılar ve parmaklıklar hariç. Ama yüzey seçmeye geçmemiz lazım. Geçtik. Buradan şimdi evimizle ilgili dış cepheyle ilgili bütün yüzeyleri bir, çift beraber 2, 3, 4, 5, evet, sol taraftan pek de doğru bir atama olmadığını görüyorsunuz zaten. Shift'le beraber seçime devam ediyorum. Şuraları da alalım arkadaşlar. Görüyorsunuz kapının etrafında 2, 4, 6 tane farklı yüzey var. Pencerelerin etrafında 4 tane kesik var. Onları da seçmeyi unutmayalım. Arkadaşlar bu ön yüzeydeki bütün dış cephe malzemelerini seçtikten sonra 1'e basıp front ortografiye gelip burada nesnenin düzgünce yerleştirilmesini sağlayabilmek için klavyeden U tuşuna basıp Project to View Bones seçeneğini seçiyoruz. Bakın bu seçimi olması gerektiği gibi sol tarafta düzgün bir şekilde yerleştirmeye çalıştık. Evet, bu işlemi aynı şekilde diğer yüzeylerde de uygulayacağız. Hızlıca onlara geçelim. Bir önden de kontrol bir arka yüzeyden hemen onları da seçiyorum. Evet, bütün yüzeyleri seçtik. Bu Project from Via Bones dedik. Bakın evin materyal atama işlemi daha bir düzenli hale geldi. Bu cepheye bakın, bir de şu cepheye bakalım. Şimdi 3'e bastım. Sol taraftayım.
Burada öncelikle şuraları ekleyin arkadaşlar unutmamak adına. Şöyle şuralarda alalım. Evet, seçim yaparken pencereleri dahil etmemeye özen gösterin. Seçtik. Bu'ya bastık. Project from where once dedim. Atamamızı gayet normal olması gerektiği gibi nizami şekilde yaptım. 3'teydik. Kontrol 3 ile 3'teydik. Kontrol 3 ile diğer cepheye geçiyorum. Şunu ve şunu seçtik. Devam ediyorum. Evet, burada da bütün yüzeylerimizi seçtik. Bu Project From veya Bones dedik. Altı üstten de yapmamız lazım. Sadece üst görüntüyü halledelim. Sonrası pek de önemli değil diye düşünüyorum arkadaşlar. Şu üst yüzeyimizi seçtik. Dikine olan şu alanlar ve balkonları seçtik. Şimdi alt balkonu da seçmemiz gerekecek. O da çünkü yukarıya doğru bakan bir yüzey. Orayı da şuradan seçiyorum. Ve tekrar taba yani 7 tuşuna basarak üst görüntüye geçtim. Aynen bu Project from where bones diyorum. Ben burada iki defa nesneyi arda arda yerleştirmiş oldu ama olsun bizim için uygun bir yerleştirme yapmış oldu. Şimdi pencerelere geçiyorum. Pencereleri seçerken arkadaşlar pencerelerde bu işlemi teker teker yapmamız gerekecek. Yani 1'e bastım. Resmimi büyütüyorum. Şuradan doğru resmini seçelim. Evet, resmi seçtik. Bakın nereye etkilediğini görüyorsunuz. Bu dedik. Project Romeo Bones dedik. Biraz büyük geldi. Bunları hemen hızlı bir şekilde olması gereken yerlere yerleştirelim. Şöyle. GX, GY ile hareket ettirerek yapıyorduk bunları hatırlarsanız. Yukarıdan aşağı doğru GY ile soldan sağa doğru GX ile hareketimizi yapıyoruz. Bakın ilk penceremizi yerleştirdik. Gayet nizami oldu. Diğer pencereye geçtim. U Project From Via Bones dedim. Hızlıca yerleştirmeler yapıyorum. Sol taraf. Evet arkadaşlar ikinci pencereyi de bitirdik. Ben bütün pencereleri bu şekilde yapmaya devam edeceğim. Ama dikkat etmeniz gereken bir husus var. Her noktada bunu işlemi yaparken oraya dikine bakmanız gerekiyor. Yani öndeyken front ortografikte bir de sağdakileri yaparken right ortografikte soldakileri yaparken ise left ortografikte olmamız gerektiğine dikkat etmemiz lazım. Onun dışında diğer işlemler aynı. Ben bunları hızlıca yapıyorum. Bitişte videoya devam ederiz. Evet arkadaşlar, bütün pencerelerimizi teker teker atamasını yaptık. Şimdi ön yüzeye geçip kapılarımızı da yerleştirmeye başlayalım istiyorum. Şuradan doğru kapı materyalimizi seçelim.
Şu iki kapımızı seçtikten sonra U deyip Project Form'a Bonds dedim. Sadece kapının olması gereken yerlere yerleştiriyoruz. Şuradan da alalım. Evet, kapımız biri hazır gibi. Aşağıda ufak bir boşluk varmış sanırım. Onu bir halledelim hemen. Şimdi alt kattaki kapımızı da hemen Project From Via Bones'ta dağıtıp ardından GX ve GY hareketleriyle sahnemize yerleştirelim. Resmimizi kaplamış olsun. GY yukarıdan aşağı doğru, GX soldan sağa doğru. Evet arkadaşlar, bütün kapı ve pencerelerimizi yerleştirdik. Şimdi geliyoruz parmaklıklarımızı yapmaya. Ve bütün parmaklıklarımızı buradan selekle seçeceğiz. Yalnız önce var olanları da selekle seçim dışına çıkaralım. Parmaklıklar dedim. Select diyorum. Ve görüyorsunuz her birini tek tek bu şekilde yerleştirdi. Resmimiz doğru, materyalimize geçelim. Görüntü en azından doğru olsun. Şuradayız. Sağ tıklayıp, burada daha doğrusu özür dilerim, U harfine tıklayıp bir unwrap yapıyorum. Görüyorsunuz sol tarafta bütün hepsi düzenli hale geldi. Sol tarafa gelip A'ya tıklıyorum. Hepsini seçtikten sonra düzenlememiz gereken bir yer varsa bir bakıyoruz. İstersek bunu bir miktar S ile büyütüp daha güzel yerleşmesini sağlayabiliriz. Bunu dikkat ederken, yani bunu yapmaya çalışırken şöyle sağ tarafta görüntünün nasıl olduğunu kontrol edelim. S ile küçülttükçe görüyorsunuz nesne detayları azalıyor, büyük gelmeye başlıyor. Ama büyüttükçe detaylar daha bir fazla görünür hale gelmeye başlıyor. Biraz daha büyük kullanabiliriz aslında bunu. Evet, şöyle iyi gibi. Evet arkadaşlar, şimdi bundan sonra D'nin dış cephesini seçiyorum. Dış cepheyi seçtik. Ve shading'imize giriyoruz. Artık materyallerimizi bir de burada düzenlemeye başlayalım. Shading'e biz şu ana kadar sadece bir tane resim, yani color eklemiştik. Color'umuzu burada düzenlemiştik. Şimdi gelelim daha detaylı çalışma yapmaya başlayalım. Shift A ile bir tane color'dan mix color ekleyelim. Renkleri karıştırmak için. Mix regelimizi ekledik. Sonra color'umuzun color'uyla Mix RGB'nin birinci kolorunu birleştirelim. Şuradan şuraya. Şu bağı atabiliriz. Sonra kolordan, yani Mix RGB'nin kolorundan da Base kolora bir tane bağlantı sağlayalım. Burada birinci rengimizi bağlamış olduk. İkinci bir renk daha lazım bize buradan anlaşıldığı üzere. Soldan Shift A ile tekstürden bir tane image tekstür ekleyip bunu kolorunu Color 2 ile bağlayıp ve ardından Open'dan nesne, yani tekstürümüzü ekleyelim. Peki biz Color ekledik. Bu defa hangi nesneyi ekleyebiliriz? Arkadaşlar, indirdiğimiz materyallerde detaylı olarak değişiklik yapılabilmesi için bazı nesneler daha eklenmiş. Bunu şöyle liste halinde gösterelim. Plans 18'in Ambient Oscillation adlı seçeneğini seçtiğimizde onunla ilgili renklere detay katacağımız, daha doğrusu diğer rengi bulabiliyoruz. Open Image diyorum. Bu iki rengi birbirine karıştırdım.
muhtemelen düzelecektir birazdan. Faktörü şuradaki faktör yarımdı. Nokta 0,5 yani. Nokta 5. Bunu 1 yapalım. Yani renkleri tam anlamıyla birbirine karıştırmasını istedik. Güzel. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bundan sonra yapacağımız işlem imaj tekstürü bir tane daha ekleyip metalikliği ayarlamaya çalışacağız. Ama bunları şöyle alalım. Birazcık kenara taşıyalım. İmaj tekstürü ekleyelim. Shift A tekstürden imaj tekstürü ekledim. Burada metalikliği seçeceğiz. Yani Open Western Ev Materiali Plans 18'in Metalness yani materyal olanını metal olan kısmını seçeceğiz. Burada kolorumuzu metalikliğe bağlamadan önce dikkat edeceğimiz bir husus var. Her zaman SRGB'de bıraktığımız şu Color Space özelliğini bu defa SRGB'yi Non Color yapacağız. Şuradan Non Color'u seçiyorum ve kolorumuzu metaliklik ile bağlayarak devam ediyoruz. Bağlayalım. Şöyle ufaktan bir metaliklik özelliği de kazanmış oldum. Ardından buna bir parlaklık vermemiz gerekecek. Yani şurada Rumus'umuz bizi bekliyor. Şunları şöyle birbirlerine etkilemeyecek şekilde sıkıştıralım. Evet, Runus için Shift A'dan bir tane tekstür ekliyorum. Hızlıca imaj tekstür dedim. Ardından Open diyorum. Frans 18'in Runus'unu seçtim ve Open dedim. Hemen SRGB'yi bundan sonra hep aynı şekilde kullanacağız. SRGB'yi non-color yapıyoruz ve color'unu Runus'a bağlıyoruz. Color'u Runes'a bağladım. Evet, devam ediyorum. Bir tane vektörden normal bump ekleyeceğiz arkadaşlar. Shift A vektör normal map ekledik. Bu normali nereye ekleyeceğini zaten az çok tahmin ediyorsunuzdur. Hemen buradaki normali ana tekstürün normaliyle birleştirdim. Evet, pürüzlüğü yapmaya çalışacağız arkadaşlar. Bir tane Shift A ile tekstürden imaj tekstür ekleyelim. Ve imaj tekstüre normalini ekleyelim. Yani Open Western Ev materyali normalimiz. Plans 18 normali atadık. Artık SRGB'yi non-color yapıyoruz hızlıca. Bundan sonra kolorumuzu normal mapımızın koloruyla birleştirelim. Bu da bize pürüzlülüğü verecekti. Devam ediyorum. Bir tane vektörden bump ekleyip pürüzlülüğü sağlamak için bir nesne ayarlayalım. Evet, burada Shift A dedik. Bir tane vektörden bump ekliyorum. Burada normalimizi height'a bağlayacağız. Vektörden indirdiğimiz map'ın normalini height'a bağlıyorum. Özür dilerim arkadaşlar, yanlış oldu. Buradan normalimizi normale bağlayacağız. Yani şöyle bir bağlantı yapalım. Evet. Yani biz bump'ımızı
Bu normal map'ın arasına yerleştirip bunun üzerinden bağlantı sapmasını sağlamış olacağız. Şimdi ise burada bump'ın işlem yapabilmesi için bize bir tane tekstür gerekecek. Bu tekstürü Shift A'dan tekstürden image tekstür diyerek open diyorum. Ve normalde biz bump'ın ayarlamasını yapmak için normali kullanırdık. Ama bu detaylı incelemelerde displacement var şurada. Onu ekledim. Ekledik. Buradan da yine hemen önceliğimiz SRGB non-color yapalım. Renksiz olarak yani. Ardından kolorumuzu high'a bağlayalım. Pürüzlük çok yüksek oldu muhtemelen. Şuradan strange değerimizi düşürmemiz gerekecektir. Evet. Böylesi sanırım daha iyi oldu diye düşünüyorum. Şimdi biraz şurayı aşağı indirdiğimizde parlaklık yüksekmiş gibi görünüyor arkadaşlar. Bu parlaklığı bir miktar azaltmak istiyorum ben. Ama Runus'u biliyorsunuz biz Runus'umuzu şurada Runus'umuzu tek bir şey olarak kullandık. Resim olarak kullandık. Nasıl yapabiliriz biz o işlemi? Şu meta ekliği falan alalım. Runus'a araya bir materyal daha ekleyebiliriz. Söz çok karmaşık gibi görünmeye başladı size biliyorum ama yapınca tek tek adım adım daha kolay olduğunu göreceksiniz. Geliyoruz Runus'un arasında bir eklenti, bir madde ekleyeceğiz arkadaşlar. Shift A diyorum. Converter'dan bir tane color ramp ekliyorum. Color ramp bizim için bir düzenleyici gibi olacaktır. Bakın araya bıraktığımda direkt bağlıyor zaten color'un faktörüyle. Color'u Runus'a bağladı. Burada parlaklığı azaltmak istiyorsak eğer şuradaki beyaz kısmı azaltıyoruz. Eğer arttırmak istiyorsak ise şuradaki siyahlığı arttırıyoruz. Şu beyaz kısmı şöyle düşünelim bir miktar. Yeterli olacaktır. Şu anda birinci materyalimizin bütün nesnelerini hazırlamış gibi duruyoruz. Ama dikkat ettiyseniz ev dış cephemiz orijinal verdiğimiz renkte değil. Atadığımız renklere bir bakalım. Renk 1 ve renk 2 için mix demiştik. Renkler farklı duruyor. Hemen şunları bir değiştirmeyi deneyelim. Hop. Evet. Karıştırırken buradan şu değişikliği yapabiliriz. Bir de burada bir çam seçeneği var. Onu da seçebilirdik. Ya da şurada mix'ten değiştirme seçeneğimiz var. Onu da uygulayabiliriz. Biz en rahatı, en basiti ve standart olarak şurada Polar 1 ile Polar 2'nin renklerinin yerlerini değiştirmeyi tercih ettik. Evet arkadaşlar, bu dış cephemiz için yaptığımız şeyler bunlardı. Hızlıca şuradan bir sayıyorum. Bu base color iki tane resmi birbirine karıştırarak yaptık. Metallic için bir tane tekstür atadım. Runus için bir tekstür atadım ama araya bir tane de bunun ayarıyla da oynayabilecek bir ayar verdik sizlere. Pürüzlülük için ise orijinalliği sağlayacak bir sürü nesne ekledik. Bump'ımız burada, onun tekstür displacement. Normal map'ımız var. Normal map'ımız ise normal yüzeyleri de belirlemek için yaptığımız ayrı bir ayraç. Evet gördüğünüz gibi kapımız orijinal bir halde, işte dış cephemiz orijinal bir görüntü haline geldi. Metaliklikte arkadaşlar şu metaliklikte bu resmin üzerinde var olan metal kısımları yani şu çiviler gibi kısımları orijinal göstermek için kullanılan bir alan. Şimdi pencereye geçeceğiz. Pencere materyali için şuradan konteks menüden pencereyi seçebiliriz ya da şuradaki slot 1'i açıp pencere materyalini seçebiliriz. Şimdi pencereler için biliyorsunuz bunların şey olması lazım. Şeffaf yani içlerinin boş olması lazım. Arkadaşlar burada resmimizin alfasını şöyle büyütelim. Resmin alfasını
buradaki alfa ile birleştiriyoruz. Sonra sağ tarafta en aşağı kısma geldiğimizde opaklığı alfa haşet ve alfa haşet yapıyoruz. Bakın pencerelerimizden artık içeriği görebiliyoruz. Şimdi geliyorum, pürüzlüğümüzü verelim kapının orijinal, işte pencerelerin şu görüntülerinin orijinal olması için, görüyorsunuz resim gibi. Çok fazla bir şey yapmayacağız çünkü resim zaten burada kendisi. Geliyorum bir tane vektörden bump ekliyorum. Vektör ve bump ekledim. Biliyorsunuz bunun normalini normaline bağlamamız lazım. Evet, bir tane tekstürün kolorunu bump'ın height'ına bağlayalım. Bump'ın normalinde ana karakterimizin bump'ın da normaliyle birleştirelim. Bakın pürüzlülük çok yüksek oldu. Strength değerini düşürelim hemen. Evet, şu anda kapılardaki girintiler, çıkıntılar daha bir orijinal bir görüntü elde etmeye başladı. Aynı işlemi kapı için de yapıyoruz. Geliyorum buradan slot 2'den kapı materyalini seçiyorum. Evet, kapı burada. Şunları kenara alalım. Burada alfa haşet yapmaya gerek yok. Sadece pürüzlülüğü vermemiz gerekiyor bizim arkadaşlar. Pürüz içinde Shift A'dan vektörden bir bump ekliyorum. Normalini normale bağladım. Resmimizin koloruyla şuradaki height'ı birleştirdim. Yine yüksek olduğu için bunu da düşürüyorum. Bakın. Kapımızda da orijinal bir görüntü elde etmeye başladık. Görüyorsunuz kapımızı. Gerçekliği olabildiğince arttırmaya çalıştık. Devam ediyoruz. Bizim bir de parmaklıklarımız vardı arkadaşlar. Parmaklık için de birazcık çalışma yapalım. Evet. Slot 3'ten parmaklığı seçiyorum. Burada da yine iki tane sadece tek bir tekstürün atandığı bir çalışmamız var. Arkadaşlar burada da diğerindeki yani dış cephedeki gibi birazcık çalışacağız. Başlıyorum. Tekstürden bir tane image tekstür ekleyip runusunuzu ekle. Shift AT tekstürden image tekstür open western'e Wood 52'nin runusunu seçtim ve open image dedim. Hemen sRGB'sini non-color yapıyorum. Ve color'unu runus ile bağlıyorum. Evet, parlaklığı düzeltmek için araya yine bunda bir materyal atacağız arkadaşlar. Ondan yana bir sıkıntımız yok. Vektörden bir tane bump'ımızı ekleyelim hemen. Shift A vektörden bump'ımızı ekledim. Normalini normale bağladım. Evet, bir tane de tekstür ekleyeceğiz. Shift A ile tekstürden image tekstür ekleyelim. Burada yine displacement'imizi kullanalım arkadaşlar. Seçtik ve onayladık. Color'uyla height'ını birleştireceğiz. Şuradan color ve height'ı birleştirdik. Tabii ki strength değeri çok yüksek olduğu için parlaklık, pürüzlük çok fazla göründü. Bunu biraz azaltalım. Ardından devam edelim. Height'ımızı bağladık. Biliyorsunuz buradaki normalden geçen sefer bir şeyler bağlamıştık. Yine bağlamak istiyoruz biz. Oradaki düzenlemeler yapmak için. Bir tane vektörden normal map ekleyelim. Normal map'ımızı ekledik. Normalini bunun normaline bağlayarak devam edeceğiz demiştik. Evet, bir tane de bunun için bir tekstür eklememiz gerekecek. Tekstürden
İmaj tekstürümüzü ekleyelim. Buradan Open dedik. Biliyorsunuz normal map için tekstürümüzün normalini kullanıyorduk. Normali seçtim. Open dedim. sRGB'yi non-color yaptım ve color'u color'la birleştirdim. Şimdi bunu neden yaptık? Bu detayları arkadaşlar render alma işleminde ya da bir oyunda daha kaliteli görüntü elde etmemizi sağladığı için yapıyoruz. Bakın burada gerçekçiliği biraz yaklaştırınca belki görebiliyormuşuz gibi oluyor ama bir oyunda ya da detaylarda daha fazla fark edildiğini göreceksiniz. Şimdi bunun da parlaklığını düşürmek için Runus'un arasında bir tane color converter yani color ramp ekleyelim. Şöyle Runus'umuz neredeydi? Şuradaydı. Shift A color'dan converter'dan özür dilerim. Converter'dan bir tane color ramp ekliyorum ve araya yerleştiriyorum. Parlaklığı düşürmek için beyaz kısmı biraz azaltıyor. Bak çok azaltınca görüyorsunuz. Fark ediliyor. Evet. Çok da azalttı. Evet. Arkadaşlar burada da oradaki diğer çalışmamıza benzer şekilde bir şeye girdik. Burada fark ederseniz bazı eksiklikler var. Neydi onlar? Biz buraya ikinci bir tekstür atamadık base color için. Diğer de vardı. Bunda tek renk üzerinden çalışma yaptığımız için Mix RGB'yi de kullanmadık. İkinci olarak metalik eklemedik buraya çünkü bu küçükken üzerinde çivi göremedik. O küçük resimde o yüzden de burada herhangi bir metalikliği eklemeye gerek duymadık. Şimdi bundan sonra yapacağımız işlem layout'umuzda güzel bir render alalım. Hızlıca render ağlamak için hazırlıyorum. Shift A mesh'ten bir plane ekliyorum. Z diyor yürütüyorum. Biliyorsunuz elimizi gördüğünüz gibi ikiye böldü. Bunu Z ile aşağıya indiriyorum. Şöyle birden bakarak net aynı çizgiye seçelim. GZ şöyle yeterli sanırım. Evet. Şimdi şu edit moda geçip edge select'teyken iki tane yüzeyini seçiyorum ve extrude Z diyerek yukarıya doğru bir extrude çıkarıyorum arkadaşlar. Detayları hatırlıyorsunuzdur. Şuraya 3 köşeyi seçip volume veriyorduk. Ctrl B çektik. Evet şuradan B volumumuzun segmentini arttıralım. Evet. Sonra şöyle bir smooth dedikten sonra sahnemiz hazır gibi oldu. Bu diğer nesnelerin gözlerini kapatmak için kullandığımız seçeneği açalım. Yani kapatalım gözlerini. Işığımız iyi gibi. İstersek içeriye bir tane ışık da ekleyebiliriz. Shift A deyip Light'tan bir tane point ekleyelim. Ve onu GZ ile bir miktar yukarıya çıkaralım. Parlaklığını arttırırsak görünür olur herhalde. Şöyle gidelim. Evet, içine aldık. Render bölümünden bakalım. Evet, içeriden dışarıya güzel ışık verdi. Peki bizim dışarıdaki ışığımız nerede? Onu şöyle GZ ile aşağıya alalım. Shift Z ile güzelce yerleştirelim. Bakın. Görüyorsunuz.
Güzel bir görüntü oldu. İçerideki şahı azalttık. Şöyle bir gerçekçi görüntü oldu. Hatta bizim parlaklıkları biraz daha düşürmemiz de gerekebilir arkadaşlar. Strength değerlerini daha da azaltabilirsiniz. Kontrol sıfırda kameradayız. Geri çıkalım. Şu kameramızı görüyoruz. Şuradan bir render alalım. Kapattık. Render imaj dedik. Resmimizin ekrana gelmesini bekliyoruz. Olmadı. Kamera görüntümüzü aldı sanırım. Kameramızı kamera görüntümüze kontrol sıfırla geçtik. G ile taşıyalım. G, Y ile sola. R, Z diyerek döndürelim. G, özür dilerim. G, Y. G, X ile. RZ ile şöyle döndürüp G'ye yaklaşalım. GX ile şöyle yaklaşalım. GZ ile inelim. Şimdi görüntümüzü oluşturduk gibi şuradan bir renderimizi alırsa bu defa başarılı olur sanırım. Evet arkadaşlar, aldık, imaj deyip save as deyip masa üstüne kaydedebiliriz. Neydi? Western ev diyoruz. Boş bırakmadan save as dedik. Evet arkadaşlar. Ve evimizi çizmiş olduk. Fotoğrafımızı da buradan açabiliriz. Evet. Tekstürlerde detaylı çalışmalarımız bu şekilde olacak. Şimdiden iyi çalışmalar.